Kızım senin arabanın içinde ne işin var ya? Heh, yerleşti bir de, iyi mi? Bir de kuyruğun yok değil mi senin? Nereye gitti? Kuyruksuz. Kim kesti kuyruğunu? Ya iyi gelince ne? Ha, baya baya gelecek yani. Bayağı kafayı takmış bize he. Bak bak bak, aynanın üzerine çıkıyor. Aç bakayım cama cama. Ne? Ne dedi? Ha, geleceksin yani. Ha, yerleşti bize. Ev sahibi istemez ki. Ben nasıl besleyeyim seni? O neydi mama? Kendi sevmedin de bunu. Gözlerinin önü biraz şey olmuş sanki. Evet, gözünün birinde katarak var. Ama gitmen gerekiyor biliyorsun değil mi? Ne kadar yağ yaksan da gideceksin. Bakamam, ev sahibi kızıyor. Kızıyor ev sahibi. Hadi git. Salayım mı? Sal tabii. Hadi anne. Tekrar gelir mi? Çok merak ettim. Yok, gelmiyor. Hadi, küstü. Kızdı bize. Almadık ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hani. Geliyor mu? Orada orada. Gözükmüyor. Hadi gidelim aşkım. Hadi. Aha, gözüktü. İnden adam. Böyle hareket et bakalım. Hadi. Hadi gidelim aşkım, geç kalıyor. Oo, işi büyüttü. Tam ona yerleşecek. Ayna kuşu. Maalesef biz gitmek zorundayız artık. Hadi. Hadi in artık. Ha. Heh, indi mi? Hı-hı. Ezmeyelim de. Yok yok, geri kenara çekildi, tamam. Hadi ya. Bu kedi otoban kenarından hiç ayrılmamış ve beslenmesini de kertenkelelerden karşılıyor. Suyunu da yol kenarındaki kanalından içiyor. Ben de ona mama getirdim ama mama yerine kertenkeleleri takmış kafasına. İlla onu yiyecek. Ben kediyi izlerken meğer başkaları da beni izliyormuş. Hemen ispiyonladılar. Bu videonun sonunda bekçiler ve polisler gelip önce kimliğimi sordular, sonra ne yaptığımı sordular. Bu arada yolun üstünden ve arkamdan gelmiş polisler, yani kaçmama fırsat bırakmamışlar. Kimliğim de olmadığı için tam 10 dakika sorguladılar orada. Ha, bu arada ben de ezber olmadığı için TC kimlik numaramı da hatırlamıyorum.
Kertenkele yenir mi ya? Ama merak etmeyin, ertesi gün geldiğinde yedim mamayı. Bakın bu koronavirüs kesin bu kediden bulaştı söyleyeyim size. Hazır aklıma gelmişken size başımdan geçen iğrenç bir hikaye anlatayım. Ben çocukken köyde bir kedimiz vardı. Zaten çocukluğumdan bir sünnetimi hatırlıyorum. Bir de bu kediyle yaşadığım iğrenç olayı. Evin Şimdi o avlusunda oynarken kertenkeleyi kıçım diyeceğim. kaşındı. Çocukluk işte, kıçımdan parazit çıktı. Bayağı solucan gibi. Çektim aldım, elimde tutarken bizim kedi avlunun öbür ucundan bir koştu. Elimden kaptığı gibi götürdü, köşede yedi. Ya hiç unutmuyorum o bakışını. Sanki elimde ciğer var. Bir de elimden alıp kaçışı var ki sanki ben yiyeceğim. Ha bu arada eskiden kedileri köylerde sırf fareler buğdayları yemesin diye beslerlerdi. Zaten biz de o yüzden besliyorduk. Ölmüş oğlum. Yap getirelim, yemeyelim. İlla kertenkele yiyeceğim. Kaçtı. Kaçtı, kaçtı. Bak burada gel. Gel. Ha burada. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir kimlik alalım. Kimliğimi evde unuttum ya. Kimlik numaranızı biliyor musunuz? TC kimlik numarasını mı? Evet. Yani köyün arkadaşı.